ama öyle bir okudular ki Kur'an'ı, öyle bir yazdılar ki tarih yazdılar, tarihe yazdılar. Hala onların yazdıklarını okumaya çalışıyoruz. Hayatlarıyla yazdıklarını. Evet, öyle canlıydılar ki bir avuç insan. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله Evet, sevgili kardeşler diyoruz. İnşallah hepimiz birbirimizin sevgisiyle dopdolu oluruz. Ve sevgili kardeşler tabiri hayatta da bir anlam bulur. Gerçekten hem kardeş hem de birbirimize sevgiyle dolu kalbimizde en küçük müminlere karşı adavet, kin, husumet beslemeden kalplerimizdeki kiri arındırarak o tertemiz sevginin güzel meyvelerini hayat boyu tatmış, ahirete de azık hazırlamış oluruz. Geçen hafta başladığımız konuyu devam ediyoruz. Sevgi gönülle alakalıdır. Gönül zenginliğiyle ilgili. Ve gönül ne kadar imanla dolu olursa Allah'ın sevdiklerini, sev dediklerini o oranda severiz ve gönül gıdasıyla kalbimizi mutmain ederiz. Huzursuzluklar, stresler, bunalımlar kalple alakalı bu tür arızalar kalbi en güzel şekliyle gıdalandırmadığımızdan, onu aç bıraktığımızdan oluyor. Ya da abur cuburla mideyi doldurmak gibi kalbimizi yanlış sevgilerle, sevilmemesi gereken adrese yanlış giden, gönle ait olmayan gıdalarla doldurduğumuzdan, sevilmesi gerekeni sevilmesi gerektiği gibi sevmediğimizden, sevilmemesi gerekenlerin sevgisini gönlümüze doldurduğumuzdan oluyor. Daha dünyadayken yanlış sevginin kurbanı olarak avans cinsinden nice psikolojik rahatsızlıkları tadıyoruz. Sen parayı mı sevdin? Maddi şeyleri veya kendin gibi bir sürü zaaf sahibi yanlışlarla dolu birini Allah'ı sever gibi mi sevdin? İşte bu sevginin zararlarını, bedellerini gönül huzursuzluğu olarak, tatminsizlik olarak, psikolojik zaafları yaşayan insanlar olarak dünyadayken çekmeye başlıyoruz. Kalp Allah'ı sevmek üzere yaratılmış. Onun ihtiyacı o. O sevgiyi ona vermezsek kalp bizden intikamını alıyor. Evet. İnsan sevgiyle huzur duyacak şekilde yaratılmış. Müminler fıtratlarını bozmadığı oranda, ki bozmamaları gerekiyor, sevgi ağırlıklı, dünyaya sevgiyle bakan
Dolayısıyla kin ve nefret yönüyle bunların arızi olduğunu değerlendiren güzel insanlardır. Fıtrat olarak nasıl güzelliğe meyilli yaratıldıysak, sevgi de o güzellikten önemli bir paydır. Müslümanlar sevgi ölçekli bakarlar, öyle duyarlar. Tabiatla sevgi bağı oluştururlar. Niye? Allah'ın kullarıdır diye. Aynı Allah'a beraber kulluk yaptıkları için. Allah'ı sevdikleri için yaratılanı sev, yaratandan ötürü demişler. Efendim yaratılanların içinde kafirler de var. Onları sevebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim sevmeyin diyor. Dost edinmeyin diyor. Aslında onları da severiz. Onları sevmememizin sebebi olarak altında bir sevgi yatar. Bizim buğzumuzun, düşmanlığımızın altında da bir sevgi söz konusudur. Onlar cehenneme gidecek diye, onlar Allah'a kulluk yapmıyor diye, acıdığımızın bir neticesidir onlara buğzumuz. İnsan olarak onları da severiz. Onların da cehenneme gitmesini istemeyiz. O inançlarından vazgeçtikleri, küfürlerinden döndükleri oranda gönlümüzde bütün sevgiyle muhatap olacağımız, gönlümüzdeki sevginin açığa çıkacağı insanlardır. Yani sevgiden dolayı buğz ederiz onlara da. Yoksa bana ne, cehenneme giderse gitsin deriz, hiç önemsemeyiz. Ve kızmaya, gadap etmeye de layık görmeyiz. Sevgiden dolayı kızıyoruz. Bir anne çocuğuna niye kızar? Sevdiği için kızar. Aynı şeyi başka çocuk da yapsa onu umursamaz. Evet. Bu bir merhamete dayalı bir buğz. Bilmem anlatabildim mi? Bir insana biz kızmayız. Acırız. O insanın kötü inancına, kötü ameline kızarız. Kim olursa olsun. O yüzden tekrar edeyim, bizim kafirlere karşı buğzumuzda bile bir merhamet vardır. Bir sevgi vardır. Allah'ın onlara dost olmayın demesinde bize karşı muhabbeti vardır. Biz kaybolmayalım diye, o sevgide yok olmayalım diye, yanlış sevgi ile kendimizi sevdiğimize kurban etmeyelim diye dost olmamızı yasaklamıştır. Allah zıtları birleştiren bir zattır. Takva işte o zıtlarla alakalı bir sevgidir. Takva bir taraftan Allah'tan korkmaktır, bir taraftan Allah'ı sevmektir. Efendim, normal olarak korkulan bir şey sevilmez. Mesela hastalıktan korkuyorsak hastalığı sevmeyiz. Korkarız ondan sadece. Kanser olmaktan korkarız ama kanseri sever miyiz? Korktuğunu insan korktuğundan ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ama Allah öyle değildir. Allah'tan hem korkarız hem de severiz. Daha doğrusu takva diye iki zıttı birleştiren sevgi ağırlıklı bir korkuya sahip oluruz. Sevgiyi kaybetmek endişesinden dolayı korkarız. Sevginin üzerinde titreriz. Allah bizi sevmeyebilir diye korkarız. Sevgisini zayi edeceğimizden endişe ederiz. Bu sevginin zirvesidir. Evet. Ve kişi nasıl Allah'tan korkmak zorundadır, o ihtiyaca sahiptir, Allah'ı sevmek zorundadır. Sevmezse insan anormal olur. Yani
Sevmek için yaratılmıştır çünkü. Ve o sevginin yerini hiçbir sevgi tutmaz. Deli eder o sevgiler. Aşkın insanı deli etmesi gibi. Fanatikliğin insanı çıldırtması gibi. Anormal hale getirmesi gibi. Tiryakiliklerin, aşırı sevgilerin insana ne oyunlar oynadığı gibi. Esrarkeşler, alkolikler, futbol fanatikleri, efendim partizan insanlar, insanlıktan çıkarlar bir yönüyle. Yani sevginin tutsağı olurlar, kölesi. Hevalarının kölesi, kulu olurlar. Bu sevgi değil, bir esarettir. Tutkudur, tutsaklıktır, sevdadır, aşktır. Ve sınırlı, ölçülü sevilmesi gerekeni Allah'ı sever gibi sevmektir. Felakettir dünyada bile. Putlaştırmaktır. Kişinin kendi hevasını ve sevdiği nesneyi. Evet. Biz düşmanımıza karşı bile sevgiyle yaklaşırsak düşmanı dost haline getirebiliriz. İdfa billeti hiye ahsen. Feizellezi beyneke ve beynehu adave keennehu veliyyun hamim. Kötülüğü, sana kötülük yapan bir kimseye karşı güzel bir yolla def et. Hayır. Yanlış. En güzel bir yolla def et. Daha güzeli olmasın onun. En güzel yolla bir kötülüğü nasıl savabilirsen öyle sav. Bizse kötülüğü en kötü şekilde, en kötü şeyle def etmeye çalışıyoruz. O bana şunu yaptı, ben daha bunu yaparım. O onu yapmasaydı, benim daha fazla yapma hakkım var. Onun yaptığı kötülük mü? Kötülük. Senin yaptığın ne? Onun yaptığını yapıyorsun. O zaman karşındakini nasıl insan haline getirirsin? Benim bir benzetmem vardır. Arada tekrar ederim. Hoş görün. Köpek seni ısırırsa sen köpeği ısıramazsın. Efendim o beni ısırdı. O köpek. Sen insansın. Köpeğin seviyesizliğine inemezsin. Karşındaki de benzer bir davranışta bulunduysa havlayıp ısırman mı lazım? Yoksa insan olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapman mı lazım? En büyük ceza verebilecek gücümüz olduğu halde onu affetmektir. Ondan daha büyük bir ceza olmaz. İnsansa karşındaki. Ceza dediğin şey biraz acı çektirir, sonra unutulur gider. Ceza verene karşı da bir intikam hissi, bir sevgisizlik, bir tavır alma hissi uyandırır genellikle. Hele biraz karşındaki bu suça bu kadar ceza verilmez diye düşünüyorsa, kendi suçunu önemsemez, ceza verenin daha büyük suçlu olduğunu düşünür. Ama ceza beklediği halde affedersen, onun vicdanına karşı en büyük cezayı vermiş olursun. Ve onu ıslah edersin. Yani kötülüğü en güzeliyle def etmek. Affetmek. Hatta ödül vermek. Bir kötülük yapana karşı. Yapabiliyor muyuz? İşte o zaman aranda çok düşmanlık olan bir kimseyle dostluğa dönüşü verir o düşmanlığınız. İslam da bunu ister. Düşmanları çoğaltmayı değil, düşmanların düşmanlığını artırmayı değil. Bunu kaybettik biz. O yüzden de düşmanları habire çoğalttık. Dostları da düşman haline getirdik, düşmanları da kazanamadık. Ayet devam ediyor Fussilet suresinde.
فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَل۪يٌّ حَم۪يمٌ Aranızda düşmanlık yakın bir dostluğa dönüşür. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Buna herkes ulaşamaz. Ancak çok sabırlı insanlar bunu yapabilir. Yani düşmanına, kötülüğüne karşı onu en güzel şekilde o kötülüğü savmak. Öyle her baba yiğidin harcı değildir. Ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Kendisine çok büyük bir haz verilen, imanın lezzetine varmış olan, sabrı zorlayarak değil, severek yapabilen insanlar ancak bunu yapmaya hak kazanır. Bunu yapabilir. Hani halk da bu ayetin bir nevi halkça tercümesi olarak kötülüğe kötülük her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı demişler. İşte her kişilerden olabilmek gerekiyor. Evet. Demek ki karşımızdaki bir kötülük yapınca bile bizim onu kazanma şansımız var. Sevgiyle kazanırız. Sevgiyle. Biz insan kaybetmeyi çok iyi beceriyoruz. Kazanmayı değil. Hristiyanlığı tahrif eden o batılı insan ne demişler? İncil'e de koymuşlar. Bir yüzüne tokat vururlarsa öbür yüzünü çevir. Ceketini almak isterlerse gömleğini de ver. Oh ne güzel. Tam batılı emperyalistlerin istediği bir tip. Sövsünler dilsiz gibi ol. Dövsünler elsiz gibi ol. Oh bu devirde Şamaroğlanına çevirirler seni. Yani hakkını alma, zalimlere yardımcı ol, onlar zulmediyorlarsa sen de zulümlerine destekçi ol, yardım et. Dolayısıyla o anlayış, tasavvuf anlayışı insanlığı da katleden, karşısındakini de daha çok zalim yapan bir anlayıştır. Bu değil. Bu zillettir. Gücümüz yettiği halde, ceza verebilecek durumda olduğumuz halde, ceza olarak onu affetmek, kazanmak için onu yapmak, zilletten dolayı değil, mazlumluğu sevdiği için, sevdiğimiz için değil, zulmü engellemenin bir yolu olarak, bakın kötülüğü def etmek, ayetin başında, kötülüğü yaygınlaştırmak için değil, kötülüğü def etmek için, kötülüğü engelleme yolu olarak bu yapılabiliyorsa odur faziletli olan. Yoksa sen zillete boyun eğersen, zulümden sadistçe bir zevk alırsan, karşındaki insanı daha büyük bir zalim yaparsın. Yani abone olur sana zulmetmek için. Seni abone yapar zulme. Bu değil. Bu değil. Evet. Gücümüz yettiği halde ne yapabilmek? Onu affedebilmek. Karşımızdakinin hatasından dolayı onun için bizim tövbe edebilmemiz. Onun için gözyaşı dökebilmemiz. Onun günahına ağlayabilmemiz. Bize yaptığı bir kötülükten dolayı Allah'ım onu affet diyebilmeliyiz. Tabii sevginin bu boyutuna insanımız çoktan o kadar uzaklaştı ki anlamakta bile zorlanıyoruz. Uygulamak için bizim çok gayret sarf etmemiz gerekiyor. Gönlümüzde o sevgiyi
bu denli sevgiyi çok olduk yitireli. Bakın, peygamberin hemen çevresindeki insanların Allah için peygamber sevgisi nasıldı? %100 ölüm tehlikesi. Hicrete çıkılacak. Peygamberin yattığı yere gece karanlığında suikast tertip edilecek. İstihbarat alınmış sağlam yerden. Hiç hata yapmayan yerden bilgi gelmiş. Peygamber ne yapacak? Orayı terk edecek. Ama birisinin kalması lazım orada. Niçin? Kafirlerin emanetlerini sahiplerine vermesi için. Ya ne kadar seviyor kafirleri? Değil. Kafirlerin mallarını, emaneti ne kadar önemsiyor? Eyvallah, o kafirlere böyle davranmasaydı, Mekke'nin fethinde onlar hemen koşa koşa İslam'a gelirler miydi? Yani iyilikler unutulmaz. Balık bilmezse Halik bilir. Bazen kime karşı nasıl davranacağımızı bilemeyebiliyoruz. Yani o insani hasletleri, özellikleri tümüyle yok olmuş insana davranırsak belki onun zulmünü artırmış oluruz. Veya usulünü belki ortaya koyamıyoruz. Allah için böyle yaptığımızı hissettirebilmeliyiz. Yani problem yine bizim ya usulümüzde, ya adam seçimimizde, ya eksik yapmamızda olur. Ama bu usul gerçekten en etkili bir usuldür. Polisler der ki en iyi polis hırsızdan olur. Hırsızı kullanabilmek. Ne olarak? Polis olarak. O bir marifettir. At sahibine göre kişner. En bakımsız bir atı çok kaliteli hale getirmek biraz seyis işidir. Kişiye tevhidi bir bakış açısıyla onu kazandırabilmek gayretiyle yaparsak mümkün olacaktır. Zor. Zor. Evet. İşte bu zorların usulünü bulmalı, bilmeliyiz. Herkesin yapmadığı, yapamadığı, yanlış yaptığı. Evet. Geçtim. Burası biraz zor bir konu. Geçtim. Hazreti Ali peygamberin yatağına yatmakta hiçbir tereddüt göstermedi. %100 ölüm tehlikesi. Az sonra karanlıkta kim vurduya gidecek? Toplu hücuma geçilecek kılıçlarla. Elektriğin düğmesi falan yok ki görsünler de o olmadığı belli olsun. Yani %100 ölüm riski var. Hiç tereddüt etmeden Ali onun yatağına yatar. Ebu Bekir radıyallahu anh, buldukları yerde öldürecekler Muhammed aleyhisselamı. Kafirlerin gözlerinden efendim ayet okuyarak kurtulmuş. Sonra arkasından bir sürü insan çıkacak, hicret etmeye müsaade etmeyecekler. Plan bu, belli. Herkes biliyor. Ve işte suçluya yataklık yapmak, öldürülmeye aday bir kimseye eşlik yapmak, Ebu Bekir olmak. Her kişinin nesi değildir. Savaşta mızrak geliyor, kılıç geliyor.
Peygamberin önüne atılıveriyor insanlar. Canlı kalkan oluyorlar. Ona gelmesin kılıç, bana gelsin. Sevgi bu. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyor ashab. Anasından babasından daha çok sevdiği bir şey olsa onu söyleyecek. Evet. Feda olsun. Ömer için öyle ifade edilir. Ya Resulallah, seni kendimden sonra en çok seni seviyorum. Olmadı ya Ömer. Ya Resulallah, kendimden de çok seviyorum. Hah, şimdi oldu. Evet. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecmain. Beni babasından, çocuğundan, bütün sevdiği insanlardan daha fazla sevmedikçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olmaz. Evet. Sahabinin bir tanesi coşuyor. Ya Resulallah, seni çok seviyorum. Ağzından ne çıkıyor duyuyor musun? Diyor peygamber. Adam şöyle bir düşünüyor, irkiliyor. Peygamber demişti ki, sevdiğinizi sevdiğinize söyleyin. İçinizde saklamayın sevginizi. Hani eşine bilmiyoruz, dedelerimiz söylerler miydi ninelerimize seni çok seviyorum diye. Biz sosyetelerden duyduk, öğrendik. Babalarımızdan duymadık açıkçası. Bizim nesil. Ama onlar büyük ihtimalle peygamberden kopya çektiler. Kişi sevdiğini sevdiğine söylemeli. Eşi ise eşine, çocuğu ise çocuğuna, arkadaşı kardeşi ise ona. Ve sahabi diyor ki, peygamberden duymuş, sevdiğini söyleyin diye. Vallahi ya Resulallah, seni çok seviyorum. Peygamberimiz, sen ne dedin, farkında mısın diyor. Adam üçüncü defa tekrar ediyor. Ya Resulallah, seni çok seviyorum. Dediğimin farkındayım. Yani bu sözün öyle basit, altı doldurulmayan bir söz olmadığını gösteriyor Resul. Tirmizi rivayet eder bu hadisi. Sonra diyor ki, madem beni çok seviyorsun, öyleyse dağdan selin hızla inmesi gibi sana da öylece öylesine hızlı bir şekilde fakirlik gelecektir. Fakirlik zırhını giymeye hazır ol. Fakirlik zırhını giymeye hazır ol. Sahabi demiyor, diğerleri de sormuyor. Ya Resulallah, seni sevmek için niye fakir olalım? Niye fakirlik zırhını giyelim? Çünkü sevginin bir bedeli var. Allah Resulü'nü seviyor musun? Onun yolunda malını, mülkünü feda edebileceksin. O sevgi bir karşılık bekler. Anne dese ki, ben çocuğumu çok seviyorum. İyi de gece uykusunu bölmüyor, gündüz zahmetlerine katlanmıyor. Ay, ben bunun altını nasıl alayım? Diyor. Böyle sevgi olur mu? Sonra da çok seviyorum diyor. Zahmetlerine katlanmadan, bedel ödemeden bedava sevgi. Babalar genellikle öyle yapar. Ha, diyeceksiniz ki babalar da fedakarlık yapar. Mamasını da o alır. Bezini de o alır. O da seviyor evladını.
Tabi bezini aldığımız veya sardığımız bebeğimizin dini için o gayreti göstermezsek yine sevmiş filan olmayız. Ne diyorduk? Sahabe Allah Resulü'nü çok seviyorum dedi ve peygamber de böyle cevap verdi. Hepimiz Allah'ı çok seviyoruz. Resulü'nü çok seviyoruz. Laf. Gerçekten mi? Ağzımızdan ne çıkıyor? Dikkat ettik mi? O sevgi, sevdiğimizi ne yönüyle, ne kadar ispat ettik? Bazen coşuyoruz, o sevgimizi gösterdiğimiz oluyor. Bazen. Evet. Allah'ı sevsek yeterince, o bizi, bütün müminleri, sevilmesi gerekenleri sevecek şekilde gönlümüzü zenginleştirir. Allah'ı seversek onun sevdiklerini de, sev dediklerini de severiz. Evet. Sevdiren Allah'tır. Kalbimizde sevgi eksikse o bizim zaafımızdır. Bazı şeyleri ne yapmışız? Mahvetmişiz, yok etmişiz. Tabii sevgisiz bir kalbin mutlu olması mümkün değildir. Sevmeyen mutlu olamaz. Evet. Ve gerçek sevgiyi gerçek yerine ulaştırmadığımız zaman neler olur? Söz gelimi candan samimi dostlarımız ne kadar var? Kaç tane? Senin için büyük çapta bedel ödeyebilecek. Gece 2'de elin kanlı gitmiş olsan hiç soru sormadan sana yardım edebilecek. Suç da olsa seni koruyup kollayabilecek. Gerektiğinde cebindeki parayı veya evindeki parayı hiç sormadan senin cebine indirebilecek. Veya sen gece saat 1'de rahatlıkla hiç telefona filan sarılmadan kapısının zilini çalabileceksin. Çok az kaldı böyle dostlarımız. Evet. Batı hayatı bizi hep ne yaptı? Sevgiden uzaklaştırdı. İnsani ilişkilerimiz hep resmi bir ölçüye girdi. Telefon açmadan kimse kimseye gidemiyor ziyaretleşmeye. Yani kucaklaşmalarımız filan biraz formalite. Gönlümüz kucaklaşmıyor birbirine. Aramıyoruz, sormuyoruz. Hele başına bir şey geldiyse, diyelim ki çizgi mi değiştirdi, şeytan mı onun ayağını çeldi, bir çelme de biz takıyoruz. Ya zaten o öyleydi. O şey mi, başka bir yere mi gitti? Ne yapalım, öyleyse uğurlar olsun. Ayağa takıldıysa esas o zaman bana ihtiyacı var. Düştüyse, hastalandıysa, arızalandıysa, sırat-ı müstakimde bir engele takıldıysa esas o zaman elini tutmam gerekiyor. Bizse giden gitsin, kalanlar yeter. Gitsin de bir insan kaybediyoruz. Şeytana bir insan çaldırıyoruz. O insan kolay mı yetişti? Nasıl kolay harcayabiliyoruz? Başka cemaatlere karşı. Onlar başka canım, ötekiler onlar. Sevdiklerimiz arasında
akrabalar, gerçek tevhid ehli, mümin kardeşlerimizin önüne mi geçiyor, arkasında mı duruyor? Yani şöyle de sorabilirim soruyu. Öz kardeşimiz, anne baba bir kardeşimiz. Bir tarafta da iman kardeşimiz. Ama öz kardeşimizin ibadeti, inancı ortalarda. Ötekisi tümüyle dava kardeşimiz. Hangisini daha fazla seviyoruz? Kime tercih ediyoruz? Bir ihtiyacı varsa öncelikle kimin ihtiyacını karşılıyoruz? Hele küfrü imana tercih ettiği halde babamızı, kardeşimizi dost olmak ya devam mı ediyoruz? O zaman Allah'ın azabını beklememiz gerekiyor. Tevbe suresi 24. ayet. Evet. Farklı görüşten Müslümanlara karşı dost gibi yaklaşan Müslüman bazen düşmanlarına karşı daha dostane olabiliyor. Grup taassubundan dolayı diğer Müslümanları hor görebiliyor. Şiddetli eleştiriler ile dostluğa tenezzül etmiyor. Hatta çok rahat tekfir edebiliyor. Ve sevdiklerimiz, bir Müslümanı Müslümanla samimiyet kurmayabiliriz. Mümkün. Gönüllerimiz çok ısınmamıştır. Ama selamı sabahı kesemeyiz. Dargın duramayız. Kardeş olarak ilişkilerimizi mutlaka sürdürmeliyiz. Samimi olmasak bile, samimi olduklarımız yine namaz kılanlardan, Müslümanlardan olmalı. Her Müslümanla samimiyet kuramasak bile, samimiyet kurduğumuz mutlaka o insanların içinden olmalı. Çünkü Allah başka türlü sevgiyi yasaklar. Efendim, geçen hafta yanlış sevgiyle alakalı bir iki cümle söylemiş ve bu haftaya bırakmış olduğum bir konu vardı. Daha önce eskiden ders yaptığımız kardeşler bilirler ama tabii seneler geçti o konuları gündemleştirdiğimizden. Yaş 18 iken değil ama 18'lik yaşlarda daha çok gündeme gelen aşk kavramı var. Sevda, tutku. Evet. Sevginin aşırılığı. Allah Resulü geçen hafta da söylediğim gibi sevdiğini ölçülü sev. Mümkün ki yarın düşmanın olabilir. Buğz ettiğine ölçülü buğz et. Mümkün ki yarın dostun olabilir diyor. Güzel bir ölçü. Evet. Ölçülü sevmek gerekiyor. İşte aşk ölçüyü kaçırma demek. Sevgide kantarın topuzunu çok kaçırma demek. Şiddetli aşırı sevgi. Aşk kelimesinin binlerce tanımı var. Onların içinden en ortak denilebilecek tanımı ne yapmak? Şiddetli ve aşırı sevgi beslemek. Kendini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka bir güzel görmemesi, gözü kör edecek kadar onunla meşgul olması, aklını yok edecek kadar onu düşünmesi. Malum zehirli sarmaşık, aşaka veya ışk diyorlar Araplar. Oradan gelmiş kelime. Ağacın etrafını saran böyle sarmaşıklar vardır. Yani kollarıyla ağacı sarıyor, çok seviyor demek ki. Ağaç gözükmüyor böyle. Ama bu sevgi zehirli bir sevgi. Ağacın öz suyuyla besleniyor ve o kollarıyla sardığı ağacı çok kısa bir zamanda ne yapıyor? Öldürüyor. Kurutuyor, çürütüyor. İşte aşk budur.
sevdiği insanı zehirler. Mahveder. Aşırı kıskançlıktan dolayı mahveder. Aşırı sevgiden dolayı mahveder. Hayatı zehreder ona. Hele Türk tipi aşk. Ya benimsin ya toprağım. Evet. Çok seviyorum, öyleyse öldürüyorum. Evet. Aşk kurbanı. Böyle insanlar. Kays'ın Leyla'yı sevdiğinden dolayı Mecnun olması. Delirmesi. Tımarhanedekilerin de derler, rivayet öyledir. En az dörtte üçü sevdikleri yüzünden, aşk yüzünden delirmiş insanlardır denir. Bilmiyorum. Ama tımarhanenin önünde bir aşık tipi yok. Heykel olarak Bakırköy'deki Akıl Hastanesi denilen yerde düşünen bir adam, Rodin'in heykeli, yaptığı heykeli koymuşlar. Adam düşünüyor. Bak düşünürseniz yeriniz burası diyor. Devlet de diyor ki düşünürsen yerin hapishane. Efendim, paylaşamıyorlar düşünen insanı. Ya tımarhane ya hapishane. Halk da diyor ki ne düşünüyorsun ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Düşünmek bizde bu kadar kötü bir şeydir. Evet. Yani gemilerin batmadıysa düşünmeyeceksin. Allah tefekkür edin diyor. Devlet böyle yapıyor. Halk da böyle diyor. Bizim insanımız da hiç düşünmüyor. Düşünen biri gördü mü, ya ne düşünüyorsun? Boş ver. Filan. Ne düşünmüyorsun demiyor kimse. Her neyse, aşıklar da tabii ki düşünürler. Neyi nasıl düşüneceklerini tabii bilmeden delicesine. Kur'an-ı Kerim aşk kelimesinden bahsetmez. Muhabbet ve meveddet kelimelerini kullanır. Aşk kelimesini hele Allah için kullanmak çok ciddi manada sakıncalıdır. Geçen hafta buraya kadar söyledim. Devamını getirmedim. Ben Allah'a aşığım, o da bana aşıktır dediği için ilk Ebu'l-Hüseyin en-Nuri kafir olduğuna hükmedilerek idama mahkum edilmiş. Son anda asılmaktan kurtulmuş. Ve ilk Allah aşkını gündeme getiren Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali'dir. Ve o da ciddi manada İslam alimleri tarafından suçlanmıştı. Ve Allah aşkından hiç bahsetmedi insanlar. Aradan bir 100 sene sonra yavaş yavaş tasavvuf aşkı tümüyle şiirlerde, edebi konularda kullandı. Ve tasavvuf da çok halk üzerinde etkili olduğu için alimler de müdahale edemediler, etmediler. Ve sonra neler oldu, neler? Celaleddin, şu Konya'daki Rumi aşk dininden bahseder. Ve aşktan başka din ve mezhep tanımadığını ifade eder. Sen misin o kadar aşkı yücelten? Şimdi Mevlana Müzesi'nin kapısında aşk peygamberi yazar. Tabii biz böyle bir peygamber bilmiyoruz. Aşk peygamberi. Evet. Mezarı içinde aşk Kâbesi derler. Aşıkların kıblegahı diye kimi bahseder. Ve iş o kadar çirkin boyuttadır ki Şeb-i Arus derler. Aralığın işte 24'ü filan onun öldüğü güne. Şeb-i Arus ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Şeb-i Arus gerdek gecesi demek.
onun öldüğü geceye kendi ifadesiyle o at veriliyor. Peki gerdek gecesi gelin kim? Damat kim? Vuslat diyor. İşte sevdiğine kavuşacak. Başka at mı bulamadık? Gerdek gecesinden başka. Vuslat bu mudur? Böylesine Ebu Cehillerin bile inandıkları Allah'a bu kadar çirkin isnatlarda bulunamayacağı, Allah sevgisini de tümüyle çirkinleştirecekleri bir anlayış. Yine aynı adam birisiyle aşna fişne yaparken müridi görür, sonra hemen çıkar dışarıya, sonra çağırır o müridini, der ki demin gördüğün kadın var ya, hani beraberdik, bir şeyler yapıyorduk, o kadın filan değil, haşa, Allah'tı der. Bana bazen böyle gözükür. Tekrar edeyim, Ebu Cehiller yapmaz bu kadar böyle isnat. Bunu onun talebesi Eflaki eserinde anlatır. Evet. Onun talebelerinden biri de tweet atmış. Demiş ki ha mabette öldürüldüler ha eğlence yerinde. İkisi eşittir. Hani pardesülü adam var ya, cübbeli mi? Neyse işte o öyle buyurmuşlar. Evet. Ben de dedim ki tabii müşterileri öyle diyecek. 39 tane kefen satacak adam çıktı. Yani eğlence yerinde öldürülenlerin de cennete gideceği kefenler var. Dolayısıyla müşteri öyle demesi gerekiyor. Böyle ayağa düşmemeliydi insanlar. Ama dini ayağa düşürdüler maalesef. Evet. Peygamberlerinin ve kıblelerinin aşk olduğunu mutasavvıflar açıkça hep ifade etmişler. Yunus'ta, Niyazi Mısri'de hep bunlar dile getirilmiş. Evet. Geçen söyledim herhalde, Süleyman Çelebi de ben sana aşık olmuşam ey Nebi demiş güya Allah, ondan bahsetmiş. Sevgide aşırılığa gitmek İblise metiyeler düzmeye kadar götürmüş bu tasavvufçuları. Hallacı Mansur'un bir eserini okumuştum. Tavasin diye. Tahsinler, tavasin. O kadar iblisi övüyor ki 15 sayfa kadar şiirler, methiyeler, yani bir aşığın maşukunu övdüğü gibi iblisi övüyor, övüyor. Niye övüyor? Ben de merak ettim. Sayfaların sonunda diyor ki en büyük muvahhiddir diyor. Tevhid ehlinin en lideri, en büyüğü, en zirvesi filan. Demiş ki Allah Adem'e secde edin, melekler hemen secde etmişler. İblis demiş ki ben Allah'tan başkasına secde etmem. Beni lanet etsen de emrine uymadı desen de ben sadece Allah'a secde ederim demiş. Adem'e ondan secde etmemiş. Bak tevhide diyor. Ben de hemen okurken aklıma geldi. Dedim ki iblis bile bu kadar iblisliği düşünmemiştir. Ya ben ne tevhid ehliyim filan diye. Yani öyle tevhid ehliymiş ki meleklerden çok daha üst seviyede. Adem'e secde etmemiş, Allah'a secde etmek için.
bu kadar iblis sevdasında olan işte kişi, ben Cenab-ı Hakk'ım diyen, ama hiçbir mutasavvuf ona böyle de denilir mi diye eleştiride bulunduğuna Allah şahit, ben şahit olmadım. Hiç ayılmadılar bunlar sarhoşluktan. Ve sahabe hiç böyle sarhoş olmadı. Peygamber hiç Allah sevgisinden dolayı kendini kaybedip dans etmedi Celaleddin gibi. Veya böyle küfür sözleri söylemediler. Hiçbir sahabe. Allah sevgisini demek ki çok yeterince yerine getirmediler sahabeler. Hiç böyle sarhoşlar yoktu. Ve o sarhoşlar hiç ayılmıyor da. Ve nasıl sarhoş oluyor insan? Neyle sarhoş oluyorlar? Ne içtiler? Ve tabii ki divan edebiyatına, tasavvuf edebiyatına baktığınızda aşk varsa kadın da vardır, o varsa içki de vardır. Meyden, meyhaneden, aşktan, şaraptan geçilmez. Bu kelimeleri kaldırın, Yunus'un şiiri diye bir şiir olmaz. Ey aşıkı sadıklar, gelin nuş edelim, gelin bade içelim vesaire vesaire. Neymiş? Allah aşkıymış, Allah aşkından şarapmış vesaire. İşte yanaktı, gamzeydi, gözdü, dudaktı. Efendim o senin bildiğin değil, o Allah sevgisi. Dudakla, yanakla Allah sevgisinden mi bahsedilir? Evet. İbnül Cevzi, İbn Teymiye ve İbn Kayyım'a göre aşk insanı insan yapan, aklı, fikri ve muhakemeyi yok eder. Çünkü aşk bir çeşit cinnet halidir. Bu sebeple aşk yolunu tutan mutasavvıflar çoğunlukla akıl ve mantığa meydan okumuşlar. Düşüncenin ürünü olan ilmi hiçe saymışlardır. Düşünce haliyle aşk hali birbirine zıttır. Düşünce yok olduğu nispette aşk hakim olur. Onun için şuur ve idrak halini yok eden aşk bir fazilet olamaz. Aklın duyguya hakim olmasına fazilet, duygunun akla hakim olmasına rezilet denir. Şuuru yok eden ve hissi bir hal olan aşk bu bakımdan makbul bir şey değildir. Gerek iradelerine hakim olamayıp arzuların esiri olmaları bakımından, gerekse şuur ve idrak halini kaybetmeleri açısından aşıklar hayvanların seviyesine, hatta daha aşağılara düşerler. Aşk bir ifrat halidir. Halbuki fazilet, ifratla tefrit arasında bulunan itidal halidir. Şu halde aşk bir fazilet değildir. Aşk ölçüsüzlüktür. Aşık da dengesizdir. Ölçüsüzlük ve dengesizlik hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Tasavvufi aşkın karşısında olan alimler, aşkı elem, ızdırap, uykusuzluk, iştahsızlık gibi patolojik tezahürlerle kendini belli eden, cinnet ve intihara kadar götüren, ruhi ve bedeni hastalıklara yol açtığını dikkate alarak selim fıtrata aykırı bulmuşlardır. Aşkı nefsin kendisine zarar veren şeyi sevmesidir diye tarif eden İbn Teymiye'ye göre aşk, ruhi ve kalbi bir hastalıktır. Beden üzerindeki tesiri arttıkça cismani bir hastalığa da dönüşebilir. Kendini aşka kaptıran hüsrana uğrar. Aşk bir irade bozukluğu ve hastalığıdır. Aşkı maşuku tasavvur etmekten hasıl olan muhayyile bozukluğu olarak görenler de vardır. İbn Teymiye beşeri aşka da şiddetle karşı çıkmıştır. İlahi denilen aşka da. Zira aşk önce kişinin dinini ve namusunu, sonra aklını ve sıhhatini tahrip eder. Ona göre kalp Allah'ı sevmek için yaratıldığından ondan başkasını kayıtsız şartsız olarak sevemez. Allah'ı ihlasla sevdiği için Hazreti Yusuf Züleyha'ya aşık olmamıştı. Züleyha müşrik olduğu için Hazreti Yusuf'a aşık olmuştu. Aşkın yegane sebebi tevhid ve imandaki eksiklik veya mahrumiyettir. Allah'tan korkmak ve ona gönül vermek ondan başkasına gönül vermeye engeldir. Ruhu Allah'tan başkasının kulu ve kölesi haline
getirir. Esarete düşürür aşk. Bunun için aşık maşukuna kulun kölen olayım, kurbanın olayım diye hitap edebilir. Böylelikle aşkını ve maşukunu ilahlaştırarak bir nevi ona tapar. Bir şeyi taparcasına sevmek kişiyi o şeye bağımlı kılar, hürriyetini elinden alır. İşte hevasını ilahlaştıran, tanrılaştıranı gördün mü diye Câsiye suresinde Cenab-ı Hak o yüzden gündeme getirir. Müminler Allah'ı müşriklerin putları sevdiklerinden daha çok sevmek durumundadırlar. Endat'la ilgili ayette olduğu gibi. Müşriklerin putları sevmeleri aslında sahtedir. Müminlerin Allah'ı sevmeleri ise samimi ve hakiki bir sevgidir. Evet, Allah'ı en kuvvetli ve en hararetli bir şekilde seven Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabı olduğu halde onlar bu sevgilerini ifade etmek için ne hakikat ne de mecaz olarak aşk kelimesini kullanmamışlardır. Çünkü aşk sadece halk arasında aşırı beşeri ilişkiyi gündeme getirir, onu ifade eder. Allah da beşer ilişkisiyle ifade edilemez. Allah insana ve diğer yaratıklara benzetilemez. Hem ilahi hem de mecazi anlamda aşk, edebiyatın malum ana temalarından birini oluşturur. Tasavvufta birbirine karıştırılarak sunulmuş aşk kavramı, İslam'ın en temel konusu olan tevhid hassasiyetiyle ilgili zihinlerin ve gönüllerin bulandırılmasına sebep olmuştur. İslam'ın kesin olarak yasakladığı ve büyük günahlardan saydığı içki, mubah gibi de değil, bir fazilet gibi tasavvuf edebiyatında sunulmuş ve ilahi aşk anlamında kullanılmıştır. Tasavvufi kitaplarda, tasavvufi şiirlerde şarap, bade, meyhane, saki gibi kelimeler ilahi aşkı anlatmak için kullanılan en uygun kelimeler olarak maalesef değerlendirilmiştir. Aşk ve aşık olmak denilince insan zihninde tümüyle dünyevi ve nefsi, hevai özellikler çağrıştığı halde bunu yaratıklara hiçbir yönüyle benzemeyen Allah için hiç tereddüt etmeden tasavvufçular kullanabilmiştir. Sonra da bu edebiyatın adına İslami Türk Edebiyatı filan denilmiş. İslam'ı da lekelemeye kalkmışlar. Evet, Samet olan Allah'ın bir kuluna aşık olmasını düşünmek, bunu dillendirmek, Çelebilerin yaptığı gibi İslam'ın Allah ve tevhid inancıyla kesinlikle bağdaşmaz. Dolayısıyla aşkla ilgili ifadelerimiz kesinlikle olumsuzdur. Bir mümin zaten nasıl bir kıza, bir kadına aşık olacaktır veya bir kadın, kız, bir erkeğe nasıl aşık olacaktır? Aşık olmak için bakışmak, görmek, konuşmak, bazı hallerine vakıf olmak gerekir. Sonra evli mi, bekar mı, nereden bileceksin? Nişanlı mı, değil mi? Nasıl anlayacaksın? Veya inancı senin onu sevmene ne kadar müsaittir, değildir? Onları nasıl bileceksin? Ama işte aşk denilen şey bütün bu engelleri aşıyor. Tabii nice haramlara meyledilmeden aşık da olunmaz. Bizim gençlerimiz var, birkaç arkadaşımız. Aman ha diyoruz, öyle aşık maşık olmayın, siz o kadar ucuz değilsiniz. Karşınızda aşık olacak kızlar da o kadar önemli değil. Dolayısıyla hevanıza, arzularınıza fren koyduğunuz gibi başkalarının size aşık olmasına da müsaade etmeyin. Ucuza gitmeyin. Ve dava evliliği için ileride zamanı geldiğinde şöyle bir 20-30 sene geçsin. Ondan sonra düşünelim. Allah bütün müminleri sevecek kadar kalbimize genişlik vermiş. Sevgi sevildikçe artar. Manevi duygular
maddi hususlar gibi kullanıldıkça azalmaz. Kullandıkça artar. Allah sevgimizi zenginleştirsin ve esas sevilecek, sevilmesi gereken şeylere bizi meylettirsin. Her şeyden önce ve her şeyden çok olarak Allah'ı sevmek, diğer sevdiklerimizi de Allah için sevmek güzelliklerine bizi erdirsin inşallah. Beni Allah için sevenlere ben öyle dua ediyordum. Şimdi o duamı hepinize yapmış olayım. Allah da sizi sevsin, sevdiklerini size, sevdiklerine sizi sevdirsin ve sevindirsin hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.